Herkese merhaba. Suna Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir salata, meze olarak havuç tarator yapacağız. 2-3 tane havucunuz varsa, 2-3 kaşık da yoğurdunuz varsa, tuz ve sarımsakla beraber çok kolay, basit bir salata tarifi vereceğim sizlere. Havuç çok besleyici ve tok tutucu bir özelliği var biliyorsunuz. A vitamini ağırlıklı ve gözlere çok çok iyi geliyor. Her yemeğin yanına da yakışacak bir yoğurtlu salata. Çok da kolay. Yapacak olanları davet ediyorum. Buyurun gelin hep beraber yapalım. Önce havuçlarımızı güzelce soyup rendeleyeceğim. Ve sarımsakla 2 diş sarımsağı güzelce ezeceğim. Küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Soteleyeceğiz. Buyurun gelin başlayalım. Evet, havuçlarımızı soyacakla bir güzel soydum. Şimdi rendeleyeceğim. Üçünü de rendeleyeceğim güzelce. Ve sotelemeye başlayacağız. Evet, havuçlarımızı bakın güzelce rendeledik. Şöyle göstereyim. Şimdi bunları tavamıza ekliyorum. Ve tavamızı ocağımızın üzerinde 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ile soteleyeceğim. Şimdi tavamızı ocağımıza koyduk. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Beraber soteleyeceğim. Şimdi hazırlamış olduğum 2 diş rendelenmiş sarımsağı, 1 çay kaşığı tuzla beraber ekledim. Sarımsağı beraber pişirirseniz sarımsak hafif olur. Midenizi rahatsız etmez. Çiğ koyarsanız midenizi rahatsız edebilir. Güzel bitiyor. Bağırsaklarınıza ve midenizin hassasiyeti varsa eğer bir sarımsağın faydası var ama çiğ sarımsak da zarar verebiliyor birçok kişiye. Her tarafı eşit şekilde pişene kadar hafif kavuruyorum. Dibeliğe gidecek havuçlarım. Bakın sarımsağın kokusu çıktı. Bu şekilde havuçların da rengi hafif döndü. Artık ocağımızın altını kapatabilirim. Görüyor musunuz? Sadece 3 tane havuçla size harika bir yoğurtlu havuç salatası, havuç tarator da deniliyor. Pratik bir şekilde yapacağım. Evet, havucumuzu bu şekilde kısa bir sürede soteledik.
Ve ocağımızın altını kapattık. Şimdi havucun soğumasını bekleyeceğim. Ilıkken koyacağız. Yoksa yoğurt kesilir. Yoğurt koyuyoruz çünkü içerisine. Bunun soğumasını bekliyorum. Sonra salatamıza devam edeceğiz. Evet, havucumuzu soğuttuk. Şimdi bir kabın içerisine daha önce söylediğim gibi 3-4 yemek kaşığı kadar yoğurdu ekliyorum. Ve bunu iyice çırpıyorum. Evet, yoğurdumuzu çırptık. Şimdi havuçlarımızı ekleyeceğiz içerisine. Havuçlarımızı ekledik. Ve karıştırıyoruz. Yani havuçla yoğurt iyice birbirlerine karışacaklar. Bakın, zeytinyağıyla sarımsakla soteledim. İçine tuz ekledik. Şimdi servis tabağına karıştırıp alabilirim. Evet, servis tabağımızı aldık. Bakın, ben nane, pul biber, ceviz, maydanoz, küçük bir dalda şuraya tadımlık dereotu koydum. Bazıları dereotunu sevmediği için maydanozla servis yapabilirler. Ama dereotunu sevip maydanozu sevmeyenler de dereotuyla yapabilirler. Ceviz de çok yakışır. İçine de koyabilirsiniz. Bakın, bu şekilde hazırladım. Baharatı sevmeyenler dediğim gibi sonradan ekleyebilirler. Bu kadar da güzel oldu. Gerçekten çok leziz. Mutlaka deneyin. Evdeki malzemelerle çok kolay. Havuç ve yoğurdunuz varsa hemen 2 dakikada yapın. Yapacak olanlara şimdiden afiyetler olsun, kolaylıklar gelsin. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka projelerde görüşelim.